أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان الأبرياء، مدد يا مولانا محمد على الحق المدد. Sebepler alemine takılıp mana alemini unuttu bugünün Müslümanlar. Allah'a bağlılığını unuttu. Hakikat bu. İsteyen istediği kadar itiraz etsin, kabul etmesin. Bugün hangi hoca efendi Allah'a bağlılığınızı sağlam yapın dese, bu bağlılık sağlam olmazsa ne şahsi yürüyüşünde, ne milli yürüyüşünde, devlet olarak gidişinde yani zafere eremezsin dese, o hoca efendi bırak onları, Avrupa'nın teknolojisi var, senin neyin var tarzında bir karşılığa giriyor. Onlar gelişmiş, sen kendini geliştirmiyorsun düşüncesine giriyor. İslam'ın bütün savaşlarını iyi idrak etmek gerekir, iyi anlamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'i de keza öyle. Ama dünyanın peşine dalmış, dünyanın peşine düşmüş bir insanın o ayeti anlaması ne mümkün olsun? Olmuyor zaten. Ne buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala? İyyansurukumullah fela galibe lekum. Allah size yardım ederse size kimse galip gelemez. Bitti. Bu kadar. Allah size yardım ederse size kimse galip gelemez. Kime yardım eder Allahu Teala? Efendimizin hayatı önümüzde örnek. Bedir Savaşı'nda Allah yardım etti. Celle Celaluhu. Ne oldu? 313 kişiyle kaç kişiyi devirdiler? Öyle değil mi? Aynı sahabiler çoğaldılar. İçlerinde o 313 de vardı. 313. Bu 313 Uhud'da da vardı. Ama Bedir'deki gibi bir şanlı galibiyet nasip olmadı Uhud'da. Neden? Çünkü in yansurkumullah noktasını biraz kaçırdılar gözden. Ne dediler? Biz çoğuz. Galip geliriz dediler. O 313 kişi de onların içerisindeydi. Uhud Savaşı'nda çoktu sahabe-i kiram. Karşısındakilerden korkuları yoktu. Ama biz neyi kazanırsak kazanalım ancak ve ancak Allah'ın yardımıyla. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Allah-u Teala bu düsturu öğretti. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Celle Celaluhu. Şimdi bugün bütün hoca efendiler diyor ki evet, kafirin düşmanın sahip olduğu güç neyse biz ona da sahip olacağız. Buna kimsenin itirazı yok. Ama eğer bir zafer kazanıyorsan, eğer bir noktada ilerliyorsan, ne teknolojiyle ne başka bir şeyle, bu Allah'ın lütfu keremiyledir. Bunu kalbine koy. Helikopterler mi yapıyorsun? Yap. Uçaklar mı yapıyorsun? Yap. Ama bil ki zafer Allah'ın yardımıyladır. Bunu kalbinden çıkartırsan o zaman karşıdaki kafirle aranda fark kalmıyor. O da elindeki makinenin gücüne güveniyor, sen de elindeki makinenin gücüne güveniyorsun. Biz Müslümanız, bizim farkımız var. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Allah'ın emri bize böyle. Ancak ve ancak Allah'a tevekkül edin diyor Allah-u Teala. Elindeki silaha değil, sahip olduğun askere değil. Çok güçlü bir donanımın olabilir. Çok harika bir yapın olabilir. Ama bunların hep bir tarafa bırakıp Allah'a tevekkül edeceksin. Bugün ne oldu? Amerika ile bir karşılıklı atışma içerisinde. O bir şeyler yapıyor, biz bir şeyler yapıyoruz.
Kendini bilmez insanlar, nereden geldiğimizi bilmez insanlar ne yapıyorlar? Sen kimsin Amerika'ya karşı koyuyorsun diyorlar. Öyle değil mi? Bunu kim söyleyebilir biliyor musun? 70 senelik bir tarihi olduğunu zanneden, 70 senedir varlığını sürdürdüğünü zanneden kişiler bunu söyleyebilir. Evet, sen İngiliz'in emriyle, Amerika'nın direktifiyle hareket etmeye alışmış bir yapının çocuğusun. Sana normal. Ama bin sene önce 40 bin kişilik ordusuyla Malazgirt'te destan yazan Alparslan'ın torunuyum diyorsan, bu sözler sana çok büyük utançtır, ayıptır. Sen Fatih Sultan Mehmet'in torunuyum diyorsan, bu sözler sana ayıptır. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Bizim bütün kahramanlarımız vaktin en kuvvetli devletlerine kafa tuttu, imanıyla hepsini de yere serdi. Ve o gün onlar kafa tuttuğu zaman da herkes böyle diyordu. Sen kimsin ona kafa tutuyorsun? Onlar kimdi peki? Onlar Allah'ın yeryüzündeki halifeleriydi. Yeryüzündeki kılıçlarıydı. Ve savaşa çıktıkları zaman ne elindeki kılıca ne bileğindeki kuvvete güveniyordu. Ben Allah'ın yolcusuyum, Allah'ın askeriyim diyordu. Kalbimde onun dinini bütün dünyaya yayma düşüncesi var. Bu hissiyatla yola çıkmışım, dağları da deviririm, tepeleri de. Hadi bir önüme gelsinler bakalım. İşte bu noktada İyyansurkumullah. Allah size yardım ettiyse fela galibe lekum. Çanakkale'de de biz bunu yaşadık. Daha nice yerlerde de biz bunu yaşadık. Fakat bunları anlatıyorum da sadece yöneticiler bunu örnek alsın diye anlatmıyorum. Hepimiz şahsi hayatımızda da buna dikkat edeceğiz. Bir başarı elde ettiğin zaman, tarikat bunun için vardır zaten. Sakın kendini kaybetme diye vardır. Sakın nefsine teslim olma diye vardır. Bir an dahi. Bir sınav yapılır üniversitede, birinci olursun. Ne kadar zekiyim diye havalandın mı, ne oldu? Nefsin oyununa düştün demektir. Nefsin oyununa geldin demektir. Rabbini unuttun demektir. Şeytanı memnun ettin demektir. Şeytan pusuya yatmış bir düşmandır. Senin gaflet anını arar. Gaflet anını arar. Ne diyor Ubeydullah Hazretleri? Bir büyük meşayih-i kiramdan naklediyor. İsmi şimdi hatırıma gelmedi. Eğer sen derviş olan insan, derviş olan insan, her anını gözetebilme salahiyetine, kuvvetine erdiysen, bil ki tarikatın maksadına ermişsin demektir. İster keramet versinler, ister vermesinler, hiç mühim değil. Sen her an kendini muhafaza ediyorsun. Şeytanın oyunlarını, nefsin oyunlarını görüp de onlara gelmiyorsan, tamam, sen maksada ermişsin demektir kardeşim. Bu yol nefsine hükmetme yoludur. Bu en alt basamaktan en yüksek basamağa kadar. Böyledir yani. Tarih önümüzde açık ve net. Bir anlık gaflete düşenlerin cezası kesilmiştir. Yine Sultan Alparslan Hazretleri ne yaptı? Bir gün diyor, bir haşhaşinin bir hançer darbesiyle şehit oldu. Fakat ne demiş şehit olmadan önce? Çıktım bir gün orduma baktım, ne büyük ordum var diye bir böbürlenme kalbime geldi diyor. Onun cezası geldi bize. Onun cezası geldi. Koskoca Bizans'ı dize getiren kumandan. Roman Diyojen'i alt eden kumandan. Görüyor musun? İşte dervişin sultan oluşu buradandır kardeşim. Ne parayla, ne malla, ne mülkle. Nefsine hükmetmekledir. Onun için kim nerede sultanlık yapıyorsa yapsın, nefsine hükmetmiyorsa onun sultanlığı bitiktir. Bitiktir. Onun için Osmanlı sultanları ne yaptılar? Dünyaya hükmederken
şeyhlerinin kapısından edeple girdiler. Neden? Çünkü biliyor, asıl sultan orada. Nefse hükmeden, nefsine hükmeden sultan. Ben kılıcımla dize getiriyorum, o bir nazarıyla, bir bakışıyla, bir sözüyle. Bu kuvvet bende yok diyor, onda var. Onda var. Onun için ben ona tabi olurum, onun yolundan giderim. Edeple yürüdüler o mübarekler. İşte her anımızı muhafaza etmek için gayret içerisinde olduk mu, doğru yoldayız, doğru yolda gidiyoruz demektir. Allah'ın izniyle. Tabi bunu nasıl elde edersin? Her ana hükmedebilen kişilerle olacaksın. Bu iş böyledir. İyi doktor nasıl olursun? Hadi bakalım. Şimdi nefsinin köleleri Allah yolunun yolcularının söylediği mübarek her sözü inkar ederler. Söyle bana bakalım, iyi bir hekim nasıl olursun? Ne diyecek? İyi hekimden ders alarak. Öyle değil mi? Gideceğim iyi hekimden ders alacağım. Onun bütün ızdıraplarını yükleneceğim. Derse erken gelmedim diye kızacak bana bir gün. İşimi doğru yapmadım diye kızacak bana bir gün. Susacağım. Bazen beni dersten bile atacak. Yine ertesi gün onun kapısına geleceğim. Öğreneceksem. İyi bir usta olacaksam iyi bir ustanın yanında yetişeceğim. Bunu herkes kabul eder, kimse itiraz etmez. Allah'ın has kulu olacaksam Allah'ın has kuluna varacağım da ondan öğreneceğim dedi mi herkes itirazda. Herkes itirazda. Neden? Çünkü şeytan o konuda herkese fısıldıyor. Herkesi dolduruyor. Olur olmaz bütün sözleri, lafları onlara öğretiyor ve söyletiyor. Ama hak yolunun yolcusunun sözü yıldırımlar gibidir. Batılın sözcüsü sinek vızıltısı gibidir. Onlar çok olabilirler ama yok hükmündedirler. Bu böyle olmuştur hep yani. Allah'ın bir kulu bütün şeytanları alt etmeye yeter. Mevlam. Bir gün biz bu Alevilikle ilgili bir sohbet yaptık. Bir tanesi yazmış. Biz sizi davet ederiz, bana söylüyorlar. Bizim meclisimizde sohbet yapın. Yalnız diyor size 5 tane soru soracağız. Bak şimdi. Ve 5 tane büyük hocamızı getireceğiz sizin karşınıza. 5 tane televizyonda bizi çekecek. Tamam. Ne dersiniz diye söylüyor. Biz de pısırıp kalacağımızı zannediyor. Aa 5 hocam yapma ya falan diyeceğiz zannediyor herhalde. Biz de dedik ki 5 soru sormayın 50 tane soru. 5 hocanız değil bütün cemaatiniz de gelin. Hepsi dinlesin hakkı. Bir kere sana soru soracağım, 5 soru soracağım dedin mi? Kendini batıl koltuğuna oturttun zaten. Karşındakini hak olarak koydun zaten. Elinde hakikatin güneşini taşıyan kime soru sorar ya? Zaten bütün soruların cevabı bende der. Öyle değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hep gelip soru sordular. Öyle değil mi? Efendimiz gidip soru sormadı. Gittiler Mekke'nin müşrikleri Yahudi alimlerine. Kendileri ilim sahibi değiller ki. Puta tapan insanlar. Ne diyeceğiz diyorlar. Peygamber'e karşı çıkıp da ne soracağız? Bilmiyorlar. Gidip Yahudi alimlerin yanlarına gittiler. Bunlar okumuş, kitap okumuş adamlar. Buradan bir peygamber çıkmış. Buna ne diyelim, ne soralım? Gidin şu 3 soruyu sorun dedi Efendimiz'e onlar. Batıl hakkı alt etmek için hep soru sormakla gelir. Soru sormaya geldiği zaman zaten kendinin hakikatin güneşini elinde tutmadığın işaretidir. Sadece ve sadece hakikatin güneşini tutan insanlar soru sorarak karşındakini cevap beklemek için değil,
karşısındakinin aklını geliştirmek için bunu yapar. Bunu yapar. İşte bir kendi kendilerine bir şey uydurmuşlar. İnternette görüyorum. Diyor ki Şia grupları var biliyorsunuz. Alevi gruplar var. Şimdi biraz önce arkadaşlara söyledim. İran'a gitmek ahdim vardır talebelik zamanımdan diye. İmam-ı Gazali üstadımızın kitabıyla büyüdük elhamdülillah. Hiyavlümüddin yani. O zaman da şöyle bir ahdim de var idi. Çıkayım bu şeye, İran'da bir minareye. Onlar şöyle söylerlermiş ezanlarında. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz de. Eşhedü enne Aliyen Veliyullah derler. Değil mi? Bu kulağımıza gelmişti talebelik zamanında. Çıkayım dedim minarelerine. Söyleyeyim. Eşhedü enne... Onlar şimdi enne Aliyen Veliyullah bekliyorlar ya. Eşhedü enne Ebâ Bekrin ve Umar'a ve Uthman'a ve Aliyen Evliyaullah diye böyle bir söyleyeyim dedim hepsine. Diyor ki bu Alevi arkadaş çıkmış programlara, biz Sünnilerin hepsine saygı duyarız. Bakın o kadar patavatsız ve tutarsız kelimeler, dinleyin şimdi. Biz diyor Sünnilerin hepsine saygı duyarız. Ama diyor bizden Ebu Bekir'e saygı beklemesinler. Bak şimdi lafa bakar mısın? Biri ahmak insan. Sen Mustafa Hoca'nın şahsına istediğini söyle. Ben Hazreti Ebu Bekir'e laf ettirir miyim sana? Öyle mi? Ben Hazreti Ömer'e laf ettirir miyim sana? Bana saygı duyuyormuş, çok saygılı adammış konumuna koyuyor kendini. Benim kendimden 1000 kat fazla saygı gösterdiği bir insanı ondan beklemesinler diyor bana. Niye biz camiye gelmiyoruz biliyor musun? Niye gelmiyorsunuz? Orada diyor Ebu Bekir yazıyor, Ömer yazıyor. Ondan gelmiyorlarmış. Ondan gelmiyorlarmış. Ve de bir şey uydurmuşlar. Orası benim dikkatimi çekti, onu dile getirmek istiyorum. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'a irtihal eylediği zaman biliyorsunuz hilafet meselesi ortaya geldi. Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu teala an biat edildi. Hazreti Fatıma zaten Peygamber-i Zişan'ın hüznü içerisindeydi. Zaten 6 ay yaşadı ondan sonra da Hazreti Fatıma. Hakk'a irtihal eyledi. O da babasının yanına gitti yani. O vakit bu rivayet bizim kitaplarımızda yok. Kendi kitaplarında uydura uydura bunları yazmışlar. Bilin diye anlatıyorum. Hazreti Fatıma Hazreti Ebu Bekir'e gelmiş de bir onların söyleşisi var. Hazreti Ebu Bekir de kapıyı kapatmış da toplantı yaparken Hazreti Fatıma girmesin diye Hazreti Fatıma'nın kaburga kemiği kırılmış. Böyle bir uydurmaları var. Hazreti Ömer gelip Hazreti Fatıma'nın evini basmış diye uydurmaları var. Bir tek Kenzul Ummal denilen bir kitapta şöyle bir rivayet var bu konu hakkında. Hazreti Ebubekir halife olduğu zaman bir takım insanlar Hazreti Fatıma evinde ağlıyordu. Biat etmek istemeyen bir takım insanlar Hazreti Fatıma'nın evine geldi diyor o rivayette. Ve Hazreti Ömer bunun haberini aldılar. Geldiler Hazreti Fatıma'ya. Dediler ki ey Resulullah'ın kızı, ey Seyyidina Fatıma, şu dünyada senin babandan daha sevini bana kimse yoktur. Sen biliyorsun bunu. Hazreti Fatıma diyor. Ve ondan sonra diyor bak Hazreti Ömer radıyallahu teala senden sevimli daha bana kimse yoktur. Bununla beraber diyor biattan kaçıp da senin evine sığınanlar var. Gönder onları gitsin. Yeryüzünde senden sevimli bana kimse olmasa da diyor eğer onlar burada durursa ben bu kapıyı yakarım diye söylemiş Hazreti Ömer radıyallahu teala ve bu söz üzerine Hazreti Fatıma hepsini göndermiş. Böyle bir rivayet var sadece. Fakat bunlar kaburga kırıldı. Biz bunun hesabını soracağız. Bilmem ne. Yani şimdi bunu ben tefekkür ettim. Dedim ki he bunlar şimdi kendilerine şöyle bir yol çizmişler.
Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ömer'i kabul etmiyorlar. Hilafet davası Hazreti Ali'nindi, Hazreti Ebu Bekir aldı diye böyle bir masal uydurdular kendilerine. Fakat bu tutmadı. Anlaşılan. Bunu uydurduklarına göre bu tutmadı. Neden? Çünkü Hazreti Ebu Bekir eğer halifeliğe layık olmasaydı Hazreti Ali onun sağ kolu gibi görev yapar mıydı onun hilafetinde? Hazreti Ali ki adaletsizliği, zulme kesinlikle kabul göstermeyen bir insan. Bu batıl düşünceleri ortaya çıktı tabii. Tutarsız. Ne yapalım bu sefer? Bunu yalan yanlış şeylerle dolduralım. Ne oldu? Hazreti Fatıma'nın kaburga kemiğini kırdılar da, şöyle yaptılar da, böyle yaptılar da. Netice baktım biraz konuşmasından sonra iyice saçmaladı zaten. Biz niye namaz kılmıyoruz? Çünkü salat dua demektir. Biz dua ederiz. Dedim tamam siz demek ki demek ki sizin ilimden bir bilginiz yok. Sizin hadis-i şerifle bir alakanız yok. Siz demek ki bildiğin sapkın bir grupsunuz yani. Bunun yanında bunu kime söylüyorum? Bazı Alevi kardeşlerim var. 5 vakit namazında ben Hazreti Ali'yi çok seviyorum diyen. Biz de zaten Aleviyiz o zaman sen bu görüşteysen yani. Biz de öyleyiz. Öyle değil mi? 5 vakit namaz kılan Aleviye değil bu bizim sözümüz. Hazreti Ali'yi deli gibi sevene değil çünkü biz de öyleyiz. Bu bizim sözümüz. Hazreti Ali'yi çok seviyorum deyip mescide gitmeyene, 5 vakit namaz kılmayana, kendi kendine hüküm çıkarana, Ramazan orucunu tutmayana, tutmamak şöyle dursun, Ramazan'da oruç farziyeti 3 gündür diyene. Bunlara bu yani. Bunlara. Evet. İşte tabii her insan içerisinde iyi de olur, kötü de olur. Bunu böyle bilmek gerekir, böyle kabul etmek gerekir. İslam'a sarılan iyidir. İmanı kalbinde diri tutan iyidir. Hangi milletten olursan olsun, hangi yerde yaşarsa yaşasın. Bu böyledir yani. Onu diri tutamıyorsa, onu sağlam tutamıyorsa o kötüdür kardeşim. Benim milletimden olsa da. Tabii şimdi insanlarımızı da çok kötülemiyoruz. Çok acayip acayip devirlerden, zamanlardan geçtik. Ama biraz akıllı olmasını istiyorum. Şu topraklarda yaşayanların, biraz akıllı davranmasını, biraz tarihine bakıp oradan örnek ve nasip almasını istiyoruz yani. Çok acayip oyunlar oynanmış. Anlatıyorlar. Geçen misafirlerimiz geldi. Yani öyle şeyler yaşanmış ki Türkiye'de biz hepsini görmedik. Bizden öncekiler görmüş. 90'da diyor Diyarbakır Silvan'da askerdim diyor adam. Ve askere gittim. Ne yazıyor? Adam bir de bunu mermere işletmiş. O günkü komutan. Ne yazmış biliyor musun? Burada Allah yok. Peygamber de izne çıktı. Böyle yazmış. Bu dönemlerden geçti Türkiye yani. Böyle insanların yönetiminden. 90'da oluyor bu. Ve o günkü yapılan kavgalarda biliyor musunuz? Hani şimdi böyle bize çok basit geliyor, çok rahat geliyor. Zamanında solcularla sağcılar arasında yapılan kavga, işte çok ufak bir oyun döndü de birbirine girdi, anlamadı. Böyle bir algı oluşturuluyor ama çok büyük oyunlar oynanmış zamanında yani. Çok büyük oyunun. İlk ülkücülerden şehit olanı anlattılar bize de. Bir ülkücü abimiz gelmişti ziyaretimize. Diyor ki, üniversitenin tepesine o zamanki devrimciler şöyle bir pankart asmışlar. Peygamberin P nokta nokta yani, tamam mı? Leri buraya giremez. Böyle bir dev şey asıyor üniversitenin tepesine. Şimdi sen bir Müslüman olarak nasıl durabilirsin ya? Senin gireceğin üniversitenin tepesinde böyle bir şey yazacaklar. O günkü imanlı abimiz artık çıkmış oraya, onu böyle yırtarak aşağı düşmüş ve orada onu öldürmüşler yani. Onu yırttı diye bak. Yani neticede bu devlette çok büyük oyunlar oynandı. Neden? Çünkü tarihi Osmanlı'dır. Dünyaya hükmetti. Tekrar hükmetmesin diye dinini tamamen bozmak üzerine.
özellikle özellikle dini konuda baş çekmiş olan şehirlere daha da fazla. Edirne'ye gidiyorsun, berbat. Neden? Zamanında Osmanlı'ya başkent olmuş yani. İşte bu devirlerden geçmiş olmakla birlikte ama onlar oyununu yaptı diye biz de kenarıya çekilip aman buyurun harman sizin istediğiniz gibi hasadı vurun diyecek de değiliz yani. Biz tarihimizi kendimizi toplayıp onların bütün oyunlarını bozacağız inşallah. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Netice kardeşim biz çok zaferler kazandık hem de en büyük düşmanlara karşı. Bizim atamız korku nedir bilmedi. Korkmayı bize haram eyledi. Korkmadık hiçbir zaman. İmanımız tam oldu, yürüdük. Her nerede olursan ol, kalbine bak, karşındaki düşmana değil. Kalbindeki iman tamamsa yürü. Değilse o zaman kork. İster karşındaki sinek olsun, ister dağ kadar bir dev olsun yani. Kalbindeki iman zayıfsa kork. Allah'a bağlı olanın yardımcısı Allah-u Teala'dır Celle Celaluhu. Biz böyle bildik, böyle yola çıktık. Bu imanı diri tutan, sağlam tutan da evliyayı kiram idi. Onun için ne kadar kutlu bir insan varsa onun kalbine iman dolduran birisi var idi. Onlar da onları baş üstünde tuttular. Buranınki kimdi? Mevlana Celaleddin Rumi'ydi Hazretleri. Ne vakit Selçuklu Mevlana'yı dinlememeye başladı, çökmeye başladı. Sen istediğin kadar askeri kuvvet, kılıcın, teknolojin neyine bakarsan bak, evliya-i kiramı dinlemedin mi batacaksın. Batacaksın. Çünkü onlar sana kendilerini anlatmıyorlar. Onlar sana Allah'ın has kulluğunu anlatıyorlar, öğretiyorlar. Mesele budur yani. Mesele budur. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Bu söz kalbinde tamamsa hiç sorun yok. Yürü. Karşında kimse duramaz. Ha, bu söz dilde kalırsa o zaman dur. Onu önce kalbine koy sonra yürü. Allah'ın izniyle. Bu herkes için geçerli yani. Bugüne bakaraktan böyle bir örnekle daha iyi anlaşılır diye söyledik yani. Söyleyenin kalbinde inşallah öyledir diye zaten niyetindeyiz. Ama bu kalplere Allah'ı koyacak olan yerler bellidir kardeşim. Bunlar maalesef şu anki okullarımızda olmuyor. İstediği kadar itiraz etsinler. Besmelesiz başlanan işin sonu ebterdir der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın bir tanesi söylüyor. Hoca efendi, evet buyur. Siz hadis-i şeriflerin başında da besmele çekiyorsunuz. Ayetin başında besmele çekilir. Hadis-i şerifin değil. Böyle söylüyor. Resul-i Ekrem buyurmadı mı? Bismillahirrahmanirrahim diyorum yine bak hadis-i şerifin başında. Kullu emrin zibalin lem yubda bi bismillah fehu abtar. Her hatır sahibi iş diyor Resul-i Ekrem. Her hatır sahibi iş ki besmele ile başlamadı. Resul-i Ekrem'in sözü sen de hatır sahibi değil mi? Sözünün hatırı yok mu sende? Kıymeti yok mu sende? Hatır dediği kıymetli iş demektir yani. Allah'ın ayetinden sonra en kıymetlisi söz Resul-i Ekrem'in sözüdür. Ona besmelesiz başlanır mı? Zaten besmelesiz başladınız diye anlamadınız hiçbir sözünü Efendimizin. Hepsine itiraz ettiniz. Yarısından çoğunu uydurmadır dediniz. Besmelesiz okudunuz diye anlayamadınız zaten. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri'nin özel emridir bu. Sakın ha hadis-i şerifi besmelesiz okuma diye bizzat bana söylemiştir. Besmeleyle Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin ki Allah'ın yardımı düşecek kalbine. Hadis-i şerifi o zaman anlayacaksın. Besmelesiz başladığı işler. İstersen oku kardeşim. Ne okursan oku. Besmelesiz oldu mu hayrını görmezsin. Nereden çıkartıyorsun onu? Allah'ın diyor hepsinin dilinde bu. İlk ayeti oku değil mi? Oku da. O ilk ayet beşi birden indi. Öyle değil mi? İlk inen ayetler nedir? Alak suresinin ilk beş ayeti. Devamında ne diyor baktın mı? Yok. İşime gelmedi orası diyor. İkra.
Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Dünyayı fethetmek için, dünyanın en zengini olmak için değil, Allah'ın rızasına ermek için oku. Allah'ı daha memnun etmek için oku. Bunun için oku. Sen ne için okudun? Sor bakalım. Üniversitelerin bir tane arkadaşımız yapsın. Bu durmadan şey yapıyorlar ya şimdi. Eline kamera, şey mikrofon alan başlıyor. Soruyor herkese, soruyor falan. Ha bir sorsun bakalım üniversiteler, en Türkiye'nin en gelişmiş üniversitesine gitsin. Niçin okuyorsun arkadaş? Bize bir anlat bakalım. İşte mühendis olacağım, şu olacağım, bu olacağım. Lüks bir araba alacağım. Bir kızı çok sevdim, onu alacağım. İşte babası okumazsan vermem dedi. Kaç tanesi acaba diyecek ki Allah'ı razı etmek için okuyorum? Kaç tanesi diyecek acaba? Şüphedeyim bir tanesi der mi diye. Bir tanesi der mi diye şüphedeyim yani. Allah'ı razı etmek için okuyorum ya. Allah oku dedi, onun için okuyorum. Besmelesiz çıkılan yolun sonu ebterdir. Ne kadar sona gelmeden önce büyüse de, çok harika gözükse de sonu ebterdir. Hani derler ya, hızlı atın meselesi. Oraya döner yani. Hızlı at meselesine döner. Ama hep öyle değil mi? Şimdi mesela ticaretle uğraşan abimiz ne diyor bana? Geziyorum diyor, satış yaptığım firmaların hepsi batıyor hocam. Dolar çıktı, şu oldu, bu oldu, hepsi batıyor. Asıl itibariyle niye batıyorlar? Hepsi faizle iş yaptı çünkü. Hepsi faizle iş yaptı. Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimede buyurmadı mı? Faizle iş yapan adam يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Ayağa kalkar ama böyle sarhoş gibi. Ayakta duruşunun kıymeti yoktur manasında bu yani. Ayakta durdular göya. Birden yürüdüler göya. Faiz veriyor, işi büyüttü, işte şirket diye ismini aldı falan. Bankalarda durmadan yağdırıyor. Araba mı alacaksın? Gel verelim. Şuna ev mi alacaksın? Gel verelim. Ver, 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 ver. Allah-u Teala bir salladı. Celle Celaluhu bir salladı, hop hepsi aşağı. Hepsi aşağı. Hocalar derken faizle iş olmaz. Ya hocam git bu zamanda da faizsiz iş olur mu diyen bu insanlar şimdi ne diyorlar? Keşke faiz almasaydım. Değil mi? Kredi çekmeseydim. Ha bu demek değil ki gidişatın da hiçbir etkisi yok. E bu olabilir hep. Öyle değil mi? Hep aynı şekilde akmaz ki su. Bazen bulanır. Bulanıyor imtihan, sen kaybediyorsun. Çünkü bulanacağını hiç hesaba katmıyorsun. Ne dedi büyükler? Ayağını yorganına göre uzat. Uzatmıyorsun arkadaş. Uzatmıyorsun. Hep böyle gider diyor. Hep böyle gider. Diyor ki çatıcı ustamız, iş yapıyoruz diyor bir tane müteahhite. 5 tane villa yapsa diyor, cebinde parası var. Rahat bir şekilde 5'ini yapar diyor. Bütün işçilerin parasını rahat öder. Ne yaptı diyor? 20 tane yapmaya kalkıştı. 15'ini krediyle. Ya 5 tane yapıyorsun işte mübarek. Neyine yetmiyor senin? Yetmiyor insana. Ya bir villadan hemen hemen 1 trilyona satıyorsa 1 trilyon kadar kar ediyorlar yani. Hele hele Araplara satıyorsa bu daha da daha da çıkıyor. Biz Sapanca'da olduğumuz için olayları duyuyoruz yani. Hemen hemen o kadar kâr ediyor. Ama yetmiyor. 20 tane yapayım. Göz doymuyor yani. Ne oldu diyor tabii. Ne işçinin parasını ödedi, ne malı satabiliyor. Hepsi berbat oldu gitti. Bütün insanları ablukası altına alan nedir? Dünya hırsı. Çabuk zengin olalım, çabuk zengin olalım. Çabuk zengin olalım. Borsaya para yatırıyor. Borsa diye bir şey var. 10 lira yatırıyor. 10 lira kazanıyor ya. Ertesi gün 100 lira yatırıyor. Hoşuna gidiyor. 10 kazandın mı ya? Ulan borsacı manyak mı sana durmadan? O atıyor sana şeyi, yemi. Sen de koşa koşa gidiyorsun. 100 lira yatırıyor. 100 lira veriyor. Bu sefer ooo kesin kazanıyorum. Gidiyor evi satıyor. Oturduğu evi bak. Gidiyor borsaya yatırıyor.
Ne oluyor? Borsacı zaten o bekliyordu. Ertesi gün ev yok. Kaybetti. Bir sürü insan böyle. Ya Allah rızkını vermiş. Aç değilsin, açıkta değilsin. Ne bu dert ya? Hamdolsun var ya, öyle güzel bir yaşantımız var ki. Öyle güzel bir yaşantı. Şimdi herkes kendinde olmadığını ağlıyor. Ya sen de olanın bir kıymetini bil. Avrupa'ya herkes hayran. Neden? İşte evi lüks, arabası lüks. Git bir de yiyeceklerine bak. Git bir de bak. Ha, İngiltere'den iki tane talebemiz geldi. Götürdü onu yemeğe. Ne diyor biliyor musun? İngiltere'de böyle bir şey bulamazsın diyor. Öyle köfteler gelecek, şeyler gelecek. Lezzetli lezzetli. Domatesi yiyeceksin, patatesi yiyeceksin. Mümkün değil. Ne şeftalinin tadı var, ne eriğin tadı var. Hepsi suni. Ama bizim Avrupa'ya giden vatandaşımız hiç gelip bunu anlatıyor mu? Duydunuz mu hiç kimseden? Yok. Neyi anlatıyor? Arabalar çok güzel. Şunlar çok güzel. Bunlar çok güzel. Arabistan'a gidiyorsun, o da öyle. Her şey, paraları çok. Ama git yemesini, ben şimdi hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz ya. Gelene kadar su içiyorum. Yiyemiyorum adamların şeyleri. Hakikaten. Hac ibadetinde Allah öyle bir hasret verdi. Bir tiksinti geldi. Bütün haccı suyla yaptım, zemzemle. Zemzemin de zaten bir mucizesidir o yani. Şeyden düşürmüyor adamı. Takatten düşürmüyor. Yani vitamini var. Sade zemzemle. Bütün ibadeti yani. Tadı yok, tuzu yok, kokusu bir şey falan filan. Senin memleketine geliyorsun, Araplar zengin, Araplar zengin diye adam burada yakarıyor da git orada cayır cayır yan kardeşim. Cayır cayır çöl sıcağında yan. Burada yeşilliğin içerisinde adam geliyor buraya, yeryüzünün Şam'a gitmiştik. Bu harpten önce 2010'du zannedersem. Adam Türkiye'nin reklamını nasıl yapıyor biliyor musun? Cennetul Ard yazmış. Yeryüzünün cenneti. Şey firması, tatil firması öyle yazıyor tabelasında. Cennetul Ard, yeryüzünün cenneti. Netice elimizdekinin kıymetini bilmiyoruz. Hep onda şu var, bunda bu var, bunda bu var. Ondan sonra kredi çeker, faiz üzerine faiz. Sonra Allah bir sallıyor Celle Celaluhu. Teker teker hepsi batar. Ayağınızı yorganına göre uzatın. Bir kazanıyorsun, iki kazanıyorsun, üç kazanıyorsun. Birden ona atlama. Usulünce git. Bir gün işler ters döneri de hesaba kat. Olabilir ya. Su bazen bulanır. Dünya burası. Ona göre işini gör yani. İnşallah o zaman ziyana uğramazsın, ziyana uğramazsın. Allah Subhanahu ve Teala Celle Celaluhu büyüklerle bizi beraber hemhal eylesin ki şeytanın eline düşmeyelim. Yoksa anlat anlat boş anlatırsın. Bir yere varmaz anlattığın yani. Ve minallahi tevfik bi hurmetil habib bi hurmetil fatiha. Fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.